köyün içindeyiz. Köylere gideceğiz tekrar. Pazartesi içinde geçerken böyle sizlere göstermek istiyorum. Kavut mecvara. Kavut mecvar. Yukarıdaki site Erel Mürekçapı. Burası Çamlıtepe Mahallesi. Burası ciddi anlamda en azından enkaza dönüşen ev sayısı çok az. Ama tabi görüyorsunuz evler hasarlı. İnsanlar o yüzden hala evlerinin bahçesinde ya da boş bir alanda kurdukları çadırlarda kalıyorlar. Çapı. Çamlıtepe Mahallesi'nden Ahmet Bozdağ Mahallesi'ne ineceğiz. Ahmet Bozdağ Mahallesi de depremden çok fazla etkilenen bir mahalle değildi. Yani burada yine evler ağır hasarlı ama biz dolaştığımızda çok az sayıda evin yıkıldığını gördük. Mafat çadırına ulaşan insanların çadırları kurulmuş vaziyette. Zeynep Uşağı köyüne doğru gideceğiz. O yüzden pazar günü içerisinden geçmek istedik. En azından bir iki mahallede durumun ne olduğunu görebilmek için. Evet, burası Ahmet Bozdağ Mahallesi. Burada sadece bir arkadaş camisinin yanında bir binanın bir katı çökmüştü. Yine hemen ilerisinde başka bir binanın zemin katında bir çökme vardı. Onun dışında birçok bina zarar görse de ayakta. Bu çadırlar en azından insanları biraz da olsa soğuktan koruyor. Çünkü kışlık çadırlar ve içinde insanlar barakalara, naylon çadırlara oranla daha fazla ısındıklarını ifade ediyorlar. O yüzden hala çadır ihtiyacı var aslında. En temel ihtiyaç çadır. O yüzden deprem bölgelerine olabildiğince çadır ulaştırılması gerekiyor. Evet, sözünü ettiğim zemin katı çöken binalardan birisi buydu. Bu binaların olduğu noktada neredeyse herkes çadıra ulaşmış. Ama biraz önce Cengiz Köper Mahallesi'nde
hem devam edelim aslında. Atatürk Anadolu Lisesi pansiyonu ayakta hala. Yani okula da bir şey olmuş değil. Buranın, bu binanın bütün duvarları, kolonları çatlamış. Hemen aşağısında başka bir bina. Pazarcık 4 nolu aile sağlık merkezinin bulunduğu bina. O da ayakta ama ciddi hasar görmüş. Bu binanın da zemin katı tamamen çökmüş, görüyorsunuz. Birinci kat yok. Şimdi ana caddeye